2022 Tayfa, yeniden merhabalar. Malum Çözkazan Yayınları adına biyoloji konu anlatımlarına devam ediyoruz. TYT'den başlamıştık, TYT ile ilgili bilgilendirme yapmıştık. Ardından temel bileşenler üzerine iki tane video çekmiştik. Şimdi hücreyi anlatacağız. Fakat anlatmadan önce konu anlatımlarını gerçekleştirmiş olduğum kitabımı da size göstereyim. Çözkazan Yayınları adına yazmış olduğum TYT ile ilgili soru bankamız şu anda görmüş olduğunuz kitabımızda gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar bugün hücreyi anlatacağız. Hücre çok önemli bir ünitedir. Hücreyi bilmeyen bir öğrenci 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11'de, 12'de muhakkak sıkıntı yaşar. Ben size bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani mesela örnek veriyorum. Sen sistemleri yapıyorsun. Tamam. Ne olsun? İşte boşaltım sistemi olsun. Tamam. Geri emilim olayını anlatıyoruz. Tamam. Orada aktif taşıma diyorsun. Orada difüzyon diyorsun. Orada ozmoz diyorsun. Yani hücre zarından madde geçişlerinden bahsediyorsun. Hücre biyolojinin en temel ünitesidir. Bu üniteyi iyi bir şekilde öğrenirsek bundan sonraki süreçte, işte bir örnek daha vereyim hatta süreç derken, fotosentezi vereyim örnek olarak. Fotosentezde sen kloroplastı çok iyi bilmen lazım. Oksijenli solunumda sen mitokondriyi çok iyi bilmen lazım. Al sana organeller. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sen sıkıntı yaşamak istemiyorsan eğer, hücreyi çok iyi bir şekilde öğreneceksin. Ve hücre, ÖSYM'nin her sene muhakkak bir tane soru sorduğu bir ünitedir. Dolayısıyla daha önce de söylediğimiz gibi senin buradan soru kaçırma lüksün olmamalı. Çünkü bir tane soru kesinlikle ve kesinlikle geliyor. Zardan geçişlerden de gelebilir. Hayır, organellerden de gelebilir. Orasını bilemeyiz. Ama bu üniteden sorunun bu senede geleceği kesindir. Ama her videodan önce hatırlatacağım gibi biyolojide ezber yapmayacaksın. Ezber yaparsan korkuyu çağırırsın. Ezber korku getirir diyoruz ve artık tekrardan çalışmamıza başlıyoruz. Evet, önce hücrenin tanımıyla olaya startı verelim. Şimdi bakın, şöyle cümleleri çok okumuşsunuzdur. Hücre canlının en küçük yapı taşıdır şeklinde. Bu cümle son derece yanlış bir cümledir. Onu her şeyden önce söyleyelim. En küçük yapı taşı dersen, burada atom var, molekül var. Nasıl en küçük yapı taşı oluyor hücre? Demek ki değil. Ama bak ne demişiz biz burada? Canlıları oluşturan küçük ve fonksiyonel, yani işlev gören birimlerdir. Ha, bunun dışında atomlar molekülleri oluşturur. Moleküllerden hücreleri, hücreleri dokuları oluşturtursun. Dokuları bir araya getirerek organları organlardan, sistem sistemden organizmayı meydana getirirsin. Ama mesela bir bakteriden bahsediyorsun, yani bir hücreli bir gruptan bahsediyorsan olay burada biter. Çünkü bakterinin topu topu bir tane hücresi vardır. O şekilde değerlendir. Şimdi gelelim bu kısma. Yani prokaryot ve ökaryotik hücrelerin ortak özelliklerine ve farklılıklarına. Bir kere prokaryot demek ilkel hücre grubu demek. Ökaryot demek gelişmiş hücre grubu demektir. Pro ilkelliği gösterir. İlk demektir. Sakın aklına professional'dan getirme, yani pro, ilk. O ökaryot esasen Latince'de eu diye yazılır. Ö. Dolayısıyla o gelişmişlik göstergesidir. Öyle bir ektir o. Prokaryot ve ökaryotun ortak özelliklerine baktığın zaman hücre zarını, DNA'yı, RNA'yı, sitoplazmayı ve ribozomu yazabilirsin. Ama biz memeli hayvanların olgun av yuvarları ribozom içermiyor. Bırak ribozomu, organel içermiyor. Ve çekirdeği de yok. Dolayısıyla bu istisnayı da bir yere not edelim. Önemli bir istisna. Farklara baktığın zaman DNA prokaryotlarda halkasal şekildedir ve sitoplazmada yer alır. Fakat ökaryotlarda baktığın zaman çekirdekte ve bazı organeller, ki söyleyeyim, mitokondride, kloroplastta DNA var. Ve ökaryotların DNA'sına baktığın zaman sarmal yapıda olduğunu görürsün. Sadece ribozom organeli içeriyor prokaryotlar, ki bununla ilgili çok sayıda soru göreceksin. Yani direkt sorabilir, sormayıp şıklar arasına da böyle giydirebilir. Bunlara dikkat edin. Mesela adam bakteriyle ilgili bir soru hazırlamıştır. Şıkların arasına bakarsın. İşte der ki bakteriler, oksijenli solunum yapan bakteriler, örnek veriyorum. İşte mitokondrilerini de gerçekleştirirler. Sen sınav anı heyecanla tiki attın ama bakteri bir prokaryottur. Ne işi var onun mitokondrisi? Yok. Sadece ribozom içeriyor ve burada ise, ökaryotta ise hem ribozomu hem de diğer organelleri içerdiğini bileceğiz. Prokaryotlarla ökaryotların esasen en temel arasındaki en temel fark bu. Çekirdek içermez.
Bu ise çekirdek içeren gruptur. Ve bakın öğrenci burayı çok karıştırıyor. Yani prokaryot işte tek hücreli, ökaryot çok hücreli. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Evet bu tek hücreli doğru ama bu hem tek hücreli hem çok hücreli. Bakteriler ve arkebakteriler tek hücrelidir. Ama protistanın tek ve çok hücreli grubu var. Mantarın tek ve çok hücreli grubu var. Tamam bitki ve hayvan çok hücreli olarak kabul ettik. Ama hangi alem ökaryot, hangi alem prokaryot bu kısım ve hangi alemler tek hücreli, hangi alemler çok hücreli? Bir kere bunları çok iyi bir şekilde idrak etmelisin. Buna dikkat edelim. Evet, şimdi gelelim. Hücre zarıyla hücre duvarını bir tanımlayalım size. Şimdi hücre zarına baktığın zaman çift sıralı halde fosfolipidi görüyorsun ki ben sana bunu temel bileşenlerinin ilk videosunda lipidlerin çeşitleri başlığı altında da anlatmıştım. Bunlar fosfolipid grubu. Burası taşıyıcı protein, burası kanal proteini. Şurada görmüş olduğun şey glikoproteindir ki şöyle bir parantez bak burası da önemli. Proteinler yağlardan, yağlar karbonhidratlardan daha fazla miktarda hücre zarında. Ve bunlar kompleks oluşturuyorlar. Yani bir bütünler. Glikoprotein, glikolipid, lipoprotein ki bunlar da canlıya özgürlük kazandıran önemli moleküllerdir. Mesela glikoproteinlerin tanımada, algılamada önemli rol olduğunu bilmelisin. Örnek veriyorum. Organ nakli gerekiyor diyelim. Organ uyuşmazlığı var mı yok mu dendiği zaman esasen glikoproteine bakılır. Eğer burada bir uyuşmazlık durumu söz konusu olursa sonuç negatif olur gibi değerlendirebilirsin. Hücre zarına baktığın zaman hücre zarının canlı olduğunu net bir şekilde söyleyelim. Akışkan olduğunu, esnek olduğunu, madde geçişinde önemli rol oynadığını ve burada da seçici geçirgen yani yarı geçirgen olduğunu, tam geçirgen değil seçici veya yarı geçirgen olduğunu bilelim. Ama hücre duvarı hücre zarından daha farklı tabii ki. Ölü, tam geçirgen, sert ve koruyuculuk rolüne sahiptir. Mesela hücre zarı bütün hücrelerde vardır. Ama bütün hücrelerin duvarı vardır ya da çeperi vardır dersen yanlış olur. Mesela bakterilerde vardır. Bazı arkelerde vardır. Bazı protistlerde vardır. Bitkilerde vardır. Mantarlarda vardır. Mantarlarınki kitin yapılıdır. Bitkininki selüloz yapılıdır. Bakterilerinki peptidoglikan yapılıdır. Biz burada şöyle bir hata yapıyoruz öğrenci olarak. İşte duvar denilince özellikle ezber yapan diyorum ya ezber korku getirir işte. Klasik işte bitkide var. Sanki başka hiçbir canlıda çeper ya da duvar yokmuş gibi değerlendirilir ki bu çok büyük bir hata olur. Aman buraya dikkat edelim. Şimdi gelelim hücre zarından madde geçişlerine arkadaşlar. Burası son derece önemli bir bölüm. Zardan geçişleri iki kısma ayırıyoruz. Pasif geçiş ve aktif geçiş şeklinde. Pasif geçişe baktığın zaman ATP harcanmayan geçişler. Aktif geçişe bakarsan ATP harcanan geçişler. Ve pasif geçişi difüzyon ve ozmoz şeklinde anlatacağız. Aktif geçişte aktif taşıma, endostoz ve egzostoz şeklinde anlatacağız. Peki zardan rahatlıkla geçebilen moleküllere örnekler verelim mi? Verelim. Mesela yağda çözünen vitaminler yağda çözünmeyenler oranına daha hızlı geçer. ADEK vitaminleri A, D, E, K, B ve C'ye göre daha hızlı geçer. Yağ çözücüler yağı çözmeyenler oranına daha hızlı geçer. Aseton mesela burada örnek verebiliriz yağ çözücü olarak. Eter mesela, kloroform mesela daha rahat geçer. Bunlar ne peki? Bunlar yükler arkadaşlar. Nötr atomlar eksi yüklü iyonlara göre, eksi yüklü iyonlar artı yüklü iyonlara göre daha hızlı bir şekilde geçişi gerçekleştirir diyeceğiz. Ki şimdi vakit kaybetmeden hemen pasif geçiş yani difüzyonla olaya startı veriyoruz. Hadi. Evet şimdi ilk pasif geçiş olayımız yani difüzyonla olayı başlatıyorum. Difüzyon hücre zarından geçebilecek büyüklükteki moleküllerin ya fosfolipid tabakasından ya da taşıyıcı proteinden. İki ortam yoğunluğu eşitleninceye kadar çoktan aza doğru yani yoğunluk olarak çok yoğundan az yoğun ortama doğru geçişi olayına vermiş olduğumuz bir isimdir. Bir olaydır. Şimdi dersen ki hocam fosfolipitten geçse ne olur? Taşıyıcı proteinden geçse ne olur? Fosfolipitten geçse basit difüzyon olur. Taşıyıcı proteinden geçse ne olur? Kolaylaştırılmış difüzyon olur. Örnek veriyorum glikoz kolaylaştırılmış difüzyon yoluyla geçer. Ama örnek veriyorum A vitamini dersen o mesela fosfolipid tabakasından basit difüzyon yoluyla geçer. Ve difüzyon hızını etki eden faktörlere baktığın zaman sıcaklık önemli bir etkendir. Sıcaklık artışı difüzyon hızını arttırır. Çünkü moleküllerin kinetik enerjisini arttırıyorsun. Ama
Eğer kolaylaştırılmış difüzyondan bahsediyorsan protein kullandığın için sıcaklığın artışı biliyorsun proteinin yapısını bir yerde ne yapacaktır? Denatüre edecektir. Sürekli arttırmaz yani kolaylaştırılmış için. Yoğunluk farkı artarsa difüzyon hızı yine artacaktır. Fakat molekül büyüklüğü artarsa difüzyon hızı ne olur? Azalır diyoruz. İlk pasif geçiş olayımız neymiş? Difüzyon. Şimdi gelelim ozmoz olayına arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci pasif geçiş olayı yani ozmozdayız. Şimdi ozmoz suyun yine yarı geçirgen ya da seçici geçirgen bir zar yardımıyla çok yoğun olduğu bir ortamdan az yoğun olduğu bir ortama doğru geçişidir. Bakın difüzyonda şöyle bir şey var, fark var ozmoza göre. Difüzyon için zar mecbur değildir. Yani bugün bir odayı düşünün. Parfümü sıktınız, gazı dağıttınız. Burada zara gerek yok. Ama ozmozda zar şartı var. Onun için biz ne dedik? Suyun seçici geçirgen zar yardımıyla çoktan aza doğru geçişi dedik ki burada şu üç ortamı çok iyi bir şekilde etüt etmen lazım. Öncelikli olarak hipertonik yani çok yoğun ortam. Hücre %8'lik glikoza sahip. Ortam %20'lik glikoza sahip. Yani ortam daha yoğun. Ortamın su oranına baktığın zaman %80, hücrenin baktığın zaman %92. Bu hücreyi bu ortama atarsan hücre su kaybeder fakat ortamdan da glikozu alır. Yani burada derişim artacaktır. Suyu kaybediyor, katı maddeyi alıyor ve buna hücre büzüldüğü için plazmoliz diyebilirsin. Tuzlu suda ellerinin buruşması gibi değerlendirebilirsin. Burası %12'ye %12. Eşit yoğunlukta, eş yoğun ortam, izotonik ortam, hücreye giren, hücreden çıkan su miktarı nedir? Eşit miktardadır diyeceksin. Burada hücre %22, ortam %6 şeklinde. Ve baktığın zaman burası %78'lik suya sahip, burası %94'lük suya sahip. Dolayısıyla ne yapacak? Su hücreye doğru girecek, glikoz hücreden çıkacak. Bunun tam tersi olacak ki hücre şişer, turgor olur. Sakın hemen deplazmoliz deme. Deplazmoliz büzülmüş yani plazmolize olmuş bir hücrenin su alıp tekrar eski haline dönmesi olayıdır. Yani buradaki en büyük yanlış o. İşte deplazmolize olur ama daha büzülmemiş ki hücre. Büzülmüş bir hücreyi su alıp şişirsen tamam. Ama sen normal şartlarda buradaki gibi hiçbir şekilde büzülmemiş bir hücreyi atıp suyu veriyorsan, daha doğrusu su kazandırıyorsan hücreye, o hücre turgor olur diyeceksin. Mesela bu saf su olabilir, tatlı su olabilir. Bu tuzlu su olabilir. Mesela buna da örnek Ringer çözeltisini verebiliriz diyoruz arkadaşlar. Şimdi bazı terimler var. Bu terimlere önem vermemiz lazım. Ozmotik basınç gibi, turgor basıncı gibi, emme kuvveti gibi, hemoliz gibi. Bunlar mesela direkt bir soru halinde verilmeyebilir. Ama şıklarda, öncüllerde bunları görürsün. Mesela ozmotik basınç hücrenin suyu emme isteğidir. Bu çok karıştırılır. İşte su artarsa mı ozmotik basınç artıyordu, su azalırsa mı? Su azalırsa ozmotik basınç artar. Adam ne diyor? Emme isteği. Su kaybetmiş demek ki. Su kaybedersen ozmotik basıncın yüksek. Böyle düşün, yanlış yapmazsın. Turgor basıncı hücre içerisine su girdi. Hücre içerisine giren suyun hücre duvarına ya da çeperine yapmış olduğu basınçtır. Şimdi o zaman burada suyla doğru orantı var. Burada suyla ters orantı var. Yani su artarsa ozmotik basınç azalır. Su artarsa turgor basıncı artar. Ya da tam tersi, su azalırsa ozmotik basınç artar. Su azalırsa turgor basıncı düşer gibi düşüneceksin. Eğer ki ozmotik basınçla turgor basınç arasındaki farkı sana söylerse emme kuvvetidir o. Yani ozmotik basınç ile turgor basıncı arasındaki fark emme kuvvetini verecekse ozmotik basınçla emme kuvvetinin doğru orantılı olduğunu görebilirsin. Yani bu artarsa bu da artar. Çünkü bu artarsa bu azalıyor. Bu azalırsa bu artıyor. Aradaki farkı matematiksel olarak düşünebilirsin ki bak grafik üstünde de gösterdim. Ne yaptım? Ozmotik basıncı azalttım. Turgor basıncı arttırdım. Bak aradaki fark emme kuvveti. Emme kuvveti giderek ne yapıyor? Azalıyor ki bu noktada eşitlendiği için iki basınç emme kuvvetini sıfır olarak yazıyoruz. Buraya geldiğin zamansa hemoliz. Hemoliz patlamadır. Neden ötürü patlama? Hücre içerisine giren sudan ötürü patlama. Ama hücre duvarı olan bir hücre, örnek veriyorum, bitki hücresi patlamaz, bakteri hücresi patlamaz, mantar hücresi patlamaz. Yani hemoliz olmaz. Hemoliz benim hücrem olur. Örnek veriyorum al yuvar hücrem olur. Aşırı suyu aldıysa o hücre ne yapar? Aşırı sudan ötürü patlar ve hemolize uğrar diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hücrenin
ilk videosunun sonuna geldik. Ben kafamda yapmış olduğum planlamayı hücrede 3 tane video halinde sizlere sunmayı hedefliyorum. Çünkü hücre uzun bir ünite. Öyle 1 ya da 2 video değil, 3 video halinde yayacağım. Bizi takipte kalın. Çözkazan yayınlarına abone olmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Hoşça kalın, iyi çalışmalar diliyorum hepinize.